Ünlüler, 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 ünlüler. Evet, sevgili seyirciler, Angelina Jolie'ye ayrılık acısını unutturan program Ünlüleri Tanıyalım'a hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Manga grubunun solisti Ferman Akgül. Merhaba, merhaba. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle bir seyirciyle birlikte olmak ne kadar güzel. Ne dedi? Ne dediniz? Böyle güzel bir seyirci olmak ne kadar güzel. Yalaka! Yalaka'nın önde gideni Ferman nasıl biri olduğunu anlayabilmek için hemen canlı yayınla kime bağlanıyoruz? Manga'dan arkadaşa bağlanıyoruz. Sen bana Yalaka mı dedin? Efendim? Evet. Yalaka mı dedin sen? Evet. Evet, Yalaka dedim. Ben Ferman'ın Manga'dan arkadaşıyım. Ben Mustafa. Abi bizim Manga'da Mustafa diye biri yok ya. Hadi ya. Yok. Askerdeki Manga'dan Mustafa'yım ben. Beraber bu ismi düşündük. Dinleyin, tamam mı? Bu erken terhis olunca bastı gitti ve hemen bu ismi koydu. Eskiden Manga'da kül bırakmazdı bu. Anladınız mı? Ve ben artık Sarıkamış'ta büyük hayvancılık yapıyorum. Unuttun ha? Bayburt'ta askerlik yaptım, bu arkadaşını unuttun ha? Dur dur, ne Bayburt'u? Ben İzmir'de yaptım askerliği ya. Ha? Evet. Sana bir sürprizim var. Ha? Zaten ben de askerlik yapmadım. Çünkü ben ebeyim. Ebeler askerlik yapar mı çocuğum? Aferin, aferin abi. Bravo. Tebrik ederim. Rica ederim. Bir yanlışlık olmuş. Hoşça kalın. Tuhaf şeyler yaşandı, saçma şeyler yaşandı, değil mi? Ama saçma olan, asıl saçma olan senin ünlü olman. Evet, şimdi hemen stüdyomuza dönüyoruz. Bahadır Bey. Bey mi dedi o? Alayım. Efendim, öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz Fazıl Bey. Ferman abi, Ferman Akgül. Tamam, bu kadar şekilci olmayalım Faruk'cum. Neyse, ben hemen soruma geçeyim. Şimdi ben Manga grubunun büyük bir hayranıyım. Ne güzel. Süper bir fanınızım. Sağ ol. Sizden feyz alarak ben de Tanga diye bir grup kurdum. Gruptaki tek solist şu an benim. Ama grup herkese açık. Yalnız katılım için tek bir şartım var benim. O da katılımcıların bayan olması. Şimdi sevgili Ferhat'cığım, senin çevrende şu an iş yapmayan, böyle boşta gezen bayan solist vardır. Onlara bana bir numarasını ver Fatih için, ben onları arayayım. Hadi bakayım. Ferman abi, Ferman. İyi tanıdığım doktorlar var. Sana bir doktor ayarlayayım ha? Denyo'ya bak ya. Denyo mu? Denyo. Sabah Denyo. Püh senin ağzına be Fatih. Oldu mu bu şimdi ha? Oldu mu bu şimdi? Sen şimdi bir sanatçı olarak halka Denyo'lu meyyo'lu konuş. Ya Firuze bak, sana bunları hiç yakıştıramıyorum. Ne var yani bende bir bayan arkadaş, bayan solist bulsam, onda böyle bir grup kursak, bir şarkıcı olsa. Bak sen benim önümü kesiyorsun tabii. Yeteneği gördüm, ben de benim önümü kesiyorsun. Benim başka sorum yok Fatma Güle, sağ olun. Böyle sorular gelmeye devam edecekse vallahi ben bunlardan birini döverim. Bu ne? Bu nasıl bir ortam ya? Bu nasıl program ha? Lütfen bir şey söyleyin ya. Ferman beğenmediyse harika bir program. Evet. Siz bey. Ferman. Şimdi senin solist olunca daha mı çok para kazanıyorsun? Sana ne ya? Seninle para mı konuşacağım ben ya? Ya bırak. Dagaloga yapma. Biz parayı eşit bölüşüyoruz aynı. Ya bırak. Ne diyeceğim? Bak. O yüzden mi sen arkadaşlarından ayrı albüm çıkarıyorsun? He? Daha para tatlı geldi değil mi? Ya yok be kardeşim ya. Sanatsal bir yolculuk bu canım ya. Atma, din kardeşiyiz. Atma. Hem sen aynı zamanda mimar mısın? Evet. Geçen de kitap çıkarmışsın. Evet. Biz ne yapacağız? Taş mı yiyeceğiz? Ya sen de çıkar, sen de yap. Yetenekliysen mani mi oluyoruz ya? Tamam tamam, kızma. Ben zaten seni çok seviyorum ya. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Ama seni eşim dinlemiyor ya. Ben seni dinliyorum, eşim dinlemiyor. Buradan... Eşime bir söyler misin, seni dinlesin Ferman ya? Abi söylerim, şu saçmalık bitsin ne olur. Söyle eşinin ismi ne? Gönül. Gönül Ferman dinlemiyor. Yedi! Yedi! Yok ya. Hemen gaza geldin, hemen gaza geldin. Ya bırak. Bırak, bırak, tamam bırak. Gaza geldin hemen ya. Sen şimdi duygusal parçalardan kazandığın parayla tavuk döner yiyorsun değil mi? Tavuk döner yemem ben abicim ya. Halk aşağılama. Al kardeşim ya, Mesut Bey bir müdahale edin ya. Bir şey değil mi? Ferman Akgül'ün halkı aşağıladığı program tüm hızıyla devam ediyor. Bayan,
İyi akşamlar Ferman Bey. İyi akşamlar. Benim eşim sizin hayranınız. Ha, ne güzel. Kendisi sizin şarkılarınızı örnek alıyor. Sizin şarkılarınızda ne diyorsa aynen kendisi onları yapıyor. Ne güzel ya. İşte böyle sorular gelsin. Ha? Yaptığımız işle ilgili. Değil hangi şarkımızı örnek alıyor? Ben hemen buradan okuyacağım. Evet. Bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Saklayıp gömeceksin. Ki senden başka kimseler sevemeyecek. Benim adam şunu çizip apartmanın bahçesine gömmüş. Apartmandan şikayet geldi ya. Adamı deli diye alıp götürdüler içeri. Biz babasız kaldık. Yuvamı yıktı. Mutlu musun? Yok. Yok sana be. Fermuar ver, cevap ver, hadi bakalım. Ya, ya orada bir metafor var ama ya. Allah. Ha metafor, metafor. Ben çocuklarıma metafor desem böyle kalırlar. Babam nerede, anneyi derler bana. Ben zaten seni Ferhat Göçer zannediyordum da geldim. Ben senin Ferman Akbil olduğunu bilsin. Ben burada ne işim var ya? Ferhat Göçer değil miyim? Değil. Ferman Akgül. Ferhat ne? Ferhat Göçer değil miyim? Hayır. Yok. Hayır, ben muayene olacağım diye bekliyordum ya. Tüh. Ya bari Ferman Toprak olsaydı ya. Allah Allah. Sen nereden geldin? Ebesinin nikahından. Hadi bakalım Ferman'dan sonra cevap ver bunlara. Hadi. Sen zaten Ferhat Göçer'in stetoskopu olamazsın. Olamaz. Hadi böyle bakarsın. Aa, yeter 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 ya. Bu saçmalık ne ya? Vallahi bu saçmalık da ben giderim arkadaş. Oo. Gidecek, gidecek. Ferman'ın eğer giderse arkasından Ferman şöyle, Ferman böyle diye konuşacağımız program tüm hızıyla devam edecek. Ferman şöyle. Ferman şöyle. Öyleymiş. Gitmiyorum. Hoş geldin. Bir soru daha sonra gitmeyeceğim. Merhabalar. Evet, merhaba. Merhaba. Ferman Bey. Merhaba kardeşim. Ferman Bey, siz de Batman, Superman, Spiderman gibi bir süper kahraman mısın Ferman? Ha. Güzel soru, güzel soru. Değilim abi, değilim. Değil misin? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ferman. Efendim? Okumanı istiyorum. Ne okuyayım kardeşim? Hangi şarkıyı okuyayım? Öyle değil. Ferman, okumanı istiyorum. Tamam, ne okuyayım? Hangi şarkıyı istersin? Anlamıyorsun. Ferman, okumanı istiyorum. Kardeşim, ne okumamı istiyorsun? Bak, bak okulu da bitirdin, okudun. Ne okumamı istiyorsun? Hangi şarkı? Vallahi anlaşamıyoruz bak. Ferman, okumanı istiyorum. Ne okuyayım kardeşim? Ne istiyorsun be adam? Ben ne istiyorum? Açık söylüyorum. Ferman okumanı istiyor. Ferman okumanı istiyoruz. Ferman oku. Ferman okumanı istiyorum, öyle de. Ferman okumanı istiyoruz. Padişah fermanı mı okuyayım? Ferman okumanı istiyorum. İstek şarkı yapmış. Manyağa bak. Ferman'a mı yazdın istek şarkı? Çevir. Ay. Duygusal bir istekte bulundum ya. Bravo. Gerçekten çok duygusal bir istek. Okur musun? Tamam. Okuyacağım. Vallahi okur musun? Okuyacağım. Tamam okuyacağım. Çok seviyorum. Evet sevgili seyirciler. Ferman'ın son anda yırttığı program Ünlüleri Tanıyalım şarkıyla sona eriyor. Bravo Ferman Şansol. Bravo Ferman Şansol. Söyle, ne olacaksın büyüyünce diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim istesinim, işte onun diye paylaşıyorsun hayatı. Üç kuruş sevgilinle ne? O da mı aldattı seni be? Ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yap boşsun, tamam okumuşsun ama yetmez. Sadece bununla dertler bitmez. Çıkacaksın kabuğundan, buralımdan kurtaracaksın kendini. Ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin gerçeklere. Kimseler
olmaz gibi. Bir de kendine aşkımı bırak. Hadi be, bırak adam bir şeylerle uğraşmayı. Herkes gibi takıl, yaşa hayatını. Takılamıyorsan bile rol yap. Ne yapacağım aya rahat. Kendi yalan dünyanı, çünkü bunlar para ediyor. Baksana sevgi bile yalan olmuş. Piyasada kalkmış, herkes tuturmuş. Canım dediğim bile arkandan durmuş. Tüm bunları bilerek yaşa ve sık. Ama sakın içindekileri tüketeyim deme. Bir gün gelecek, göstereceksin kendini sevgili. Neler istediğini şimdilik alacaksın elini kalemi. Kusacak, dökeceksin nefesini. Bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Saklayıp gömeceksin. Kimseler birden duracaksın, soracaksın kendine. Neden bu düzen böyle, neden herkes sahte? Sonra bakacaksın, göreceksin çare.